Bireyselliğimizle ve bağımsızlığımızla gurur duysak bile bir şeylere veya birilerine uyum sağlamak için özellikle çabalamaya devam ediyoruz. Belli bir ölçüde uyum sağlama ve kabullenilme isteği doğaldır ve normaldir. Ama konu kim olduğunuzu unutturacak şekilde bir seviyeye geldiğinde bir terslik var demektir. %100 kendimiz olmanın ne anlama geldiğini bir kez daha keşfedelim. 1. İlerleme kaydediyor musunuz? Bu bölüm hayatınızın hangi alanını değiştirmek istediğinize bağlı olmaksızın değişme isteğinizle hayatlarınızda gerçekten kalıcı bir değişim oluşturmak arasında nasıl bir köprü kurabileceğinizi göstermek istemektedir. İnsanlar başarısız olmak istedikleri için başarısız olmaz. Çoğumuzun hayatlarında gerçek ve kalıcı değişim gerçekleştirmekte başarısız olmamızın nedeni, istediğimiz sonuca çok fazla odaklanmamamız, bu arada ilerlememizi gözden kaçırmamızdır. Eğer kendimizi yaptığımız ilerlemeye odaklanmaya şartlayabilirsek, İlerlemelerimiz bizi hedeflerimize ve hayallerimize ulaşmak için teşvik eder. Ancak bizim ilerlememizi gözden kaçırdığımız zaman cesaretimiz kırılır. Ve bizi eski yıkıcı ve engelleyici alışkanlıklarımıza döndüren şey genellikle cesaretsizliktir. Bir amaç için yaratılmış olan siz, kendinizin en iyisi olmak için şu anda buradasınız. Hayat, yapmak ve sahip olmakla ilgili değildir. Dönüşmek, bir şey haline gelmekle ilgilidir. Sağlıksız olduğumuzda gerçek benliğimizden uzaklaşma ve sık sık başka biri veya başka bir şey gibi olmayı isteme eğilimindeyizdir. Bu, özellikle insanların kimlik sorunları yaşadığı ergenlik çağında çok belirgindir. Birçoğumuz bu gelişim döneminde kendimize veya bazı yönlerimize karşı kalıcı bir küçümseme duygusu kazanırız. Bu küçümseme hayallerimizi engeller. Oysa %100 kendimiz olmanın ilk adımı kusurlarımızı kabul etmektir. Kusurlarımızın gerçekte mükemmelliğimizin bir parçası olduğunu anlamak, zihin, beden ve ruh sağlığı açısından esastır. Asıl zorluk, kusurlarınızın hangilerinin gerçek size ve hangilerinin bozulmuş kişiliğinize ait olduğunu anlamaktır. Bu iki gerçeği ayıran çizgi genellikle çok ince ve bulanıktır. Bir ağaç bütün dallarını düz tutmaya çalışmaz. Kusurluluğunda mükemmeldir ve mükemmelen kusurludur. Ama zamanla değişir ve gelişir. Yani mesele karakterimizi geliştirmek için çalışmakta, eşsiz kişiliğimizi ve yeteneklerimizi kutlamak arasındaki hassas çizgiyi kurmaktır. Sakince ve yavaşça. Kendimize karşı nazik olmak, bütün samimi ve uzun ömürlü gelişimleri aşar. Yumuşak yüreklilik ise şu anda bulunduğunuz yerde olmamızın bir nedeni olduğuna güvendiğimizi gösterir. Açıkçası günün birinde uyanıp, işim bitti, artık kendimin en iyi hali oldum demeyeceksiniz. Her gün en iyi benliğimizi kutlamak zorundayız. Kendimizin en iyi haliyle daha kötü hallerimiz arasında her an seçim yapmak zorundayız. Birçok şeyde mükemmel kelimesi insanları size inandıracağından çok daha öznel, sizin kendinizi inandıracağınızdan çok daha az nesneldir. Tarihin bu döneminde mükemmellik peşinde koşmanın yaklaşık 6 milyar kadar dünya üzerindeki her birey için bir tane yolu vardır. İşte tam da bundan dolayı her birey kendi uzmanlık alanında bunu yapmalıdır. Bu noktada ise yolumuza çıkan taşlar birçok kez başarısız olduğumuz için değişemeyeceğimizi, mükemmelleşemeyeceğimizi düşündürmeye başlar. Tekrar başarısız olma korkusuyla paralize olarak umut etmekten bile kaçarız. Bütün bunlar değişmekten başka seçeneğimiz kalmayana kadar devam eder. Birçok alkolik dibe vurana kadar hayatlarının başlamadığını söyler. Çoğu insan o çaresizlik noktasına asla ulaşmaz ve bunun sonucu olarak asla değişmez. Çoğu insan sadece değişmemenin acısı, değişim için gereken acıdan daha büyük hale geldiği zaman değişir. Ama çoğu kimse, belki siz ve ben de, üzerimize çok fazla dikkat çekmeden yenilgi kalıplarına ve kendini acıma duygusuna sürükleniriz. Başarısızlıklarımızın veya hatalarımızın moralimizi bozmasına asla izin vermemeliyiz. Başarısızlık ilerlemenin bir parçasıdır. Sonucun kendisi değil. İlerleme daha iyi sonuç getirir. Bir şeyi daha fazla kendisi kılan şeydir. Çocuklarda ilerlemeyi kutlarız. Sadece yetişkin olduğumuz için ilerlemeyi kutlamaktan vazgeçmemeliyiz. Çünkü her günde bizim için bir ilktir. 2. Mükemmelen kusurlu. Er ya da geç çoğumuz hayatımızın bir noktasında kendimize bir terslik var deriz. Farklı insanlarda bu duyguyu farklı şartlar uyandırır. Şartlar haricidir ama hastalık içeridedir. Gerçekte söylediğimiz şey şudur. Bu ben değilim. Bu olmak istediğim kişi değil. Bu olmak istediğim için doğduğum kişi değil. Kendimi kendim gibi hissetmiyorum. Bunu kendime yakıştırmıyorum. Kendimle rahat değilim.
Ben kimim ve neden buradayım? Dönüştüğüm kişiyi sevmiyorum. Sonuçta hayat ne? Çünkü eğer hepsi buysa, o zaman... Böyle muazzam şüphe ve şaşkınlık anlarında uyanmaktasınızdır. Sakın uykuya geri dönmeyin. Birinin size uykuya devam etmenizi söylemesine izin vermeyin. Bu anı kucaklayın. Sizin için harika ve yeni şeyin başlangıcını temsil ediyorlar. Dönüştüğünüzü neden sevmediğinizi ve hayatın gerçekte ne olduğunu keşfetmek üzeresiniz. Büyük uçurumun ucunda sallandığınızı hissedebilirsiniz. Ama aslında olduğunuz yerde oturup o uçuruma kendinizi bırakırsanız, gerçek kişiliğinize, derinlemesine dalacaksınız. Bu anda bütün yapmanız gereken hareketsiz durmaktır. Sonuçta bütün dünya size gelecektir. Ama hareketsiz durmak yerine aklımıza gelen başka türde değişiklikleri tercih ederiz. Böylelikle dikkatimizi dağıtır, sorunlarımızı erteleriz. Cesur olun, hareketsiz kalın. Yaptığınız şeyi yapmaya devam edin. Sakinlik ve yalnızlık için biraz zaman ayırın. Kendinize yalan söylemeyin. Fark edip etmediğinizi bilmiyorum ama ikilemlerimizin çoğu bir tür cehalet veya kandırmacayla başlar. Kafanıza koyduğunuzda istediğiniz her şeyi başarabileceğinizi size söylerler. Bu bir yalandır. Bazen bir şey derdi başarılı olamamızın nedeni temelde o şeye uygun olmamamızdır. Kafanıza koyduğunuz her şeyi yapamazsınız. Bu size kötü ya da yetersiz kılmaz. Sadece insan olduğunuzu gösterir. Gerçek soru şudur. Neleri başarmak ve kim olmak için uygunsunuz? Olmak üzere yaratıldığınız kişi olmak önemli olan tek şeydir. Ve bu tek gerçek ve kalıcı başarıdır. Sizden istenebilecek tek şey budur. Başkalarınızın olmanızı istediği kişi olmanız değil. Çoğumuz kendimizden uzaklaştığımız zaman mutsuz oluruz. Mutsuzluk kendi kendimize yaptığımız bir şeydir. Mutlu olmayı seçebilirsiniz. İçinizdeki sesi dinleyin. Bir sonraki doğru şeyi yapın. İçsel benliğimizin hayatımız boyunca bize sürekli olarak tekrarladığı mesaj budur. Bir adım diğerine götürür. Peş peşe adımları atlamazsınız. Şu anı kucaklarsanız, şu anı kucaklayarak bilgeliğe, cesarete ve disiplini bulabildiğiniz için geleceğiniz daha zengin ve bolluk dolu olur. 3. Geleceğe bakmak. Kendimizi ve içinde yaşadığımız dünyayı daha iyi hale getirmek konusunda samimiyiz. Ama bu ilerlemeyi neyin sağlayacağını biliyor muyuz? En basit cevabın bize rehberlik etmesine izin verelim. İstediğimiz değişimi en çok etkileyecek unsur, hayatımızda ve genel olarak toplumumuzda gerçek ilerlemeyi en güçlü şekilde sağlayabilecek tek şey karakterdir. Karakter geleceği diğer her şeyden daha çok etkiler. İnsanlar bilinmeyen geleceği bilinir kılmak için sık sık uğraşırlar. Ama kilit işaretleri genelde gözden kaçırırlar. Karakteriniz geleceğinizin iz düşümüdür. Bundan çıkarımla geleceği belli bir ölçüde görebiliriz. Ve beklenmedik şeylere hazırlanmanın en iyi yolu karakterimizi geliştirmeye başlamaktır. Yeteneklerinizi geliştirme beceriniz neredeyse sınırsızdır. Ama sahip olduğunuz yeteneklerin sayısını artıramazsınız. Onlar Allah vergisidir. Yeteneklerinizle doğarsınız. Hayatlarımızı ve dünyamızı iyileştirmeye, gelecekte şu ankinden daha iyi bir yaşama sahip olmaya gerçekten istiyorsak, odağımızı sahip olduklarımızdan ve yaptıklarımızdan uzaklaştırıp kim olduğumuza ve kime dönüştüğümüze yöneltmeliyiz. Karakter, kendinize verdiğiniz bir hediyedir ve sizden asla alınamayacak az sayıdaki şeylerden biridir. Karakter gelişiminiz için nelere saygı duyduğunuzu bilmeliyiz. Karakter tek tek alışkanlıklarla oluşturulur. İyi karakter tek tek erdemlerle var olur. Erdem iyi bir alışkanlıktır ve bizi kendimizin en iyi haline götürür. Kişi erdemli insanlara sarılmak ister. Çünkü hayata karşı mutlulukları ve erdemleri bulaşıcıdır. Sadece varlıkları bile bize kendimizin en iyi hali olmaya teşvik eder. Hayatlarımızı ve toplumumuzun iyileşmesini sağlayan şey erdemse şu soruyu sormalıyız. Erdemli olmak ne demek? Güvenilirlikten başka hiçbir erdem karakter testi olarak dünyada daha çok kabul görmez. Her şeyden önce erdemli bir insan olmak dürüstlükle ve doğrulukla ilgilidir. Kendinize ve başkalarına karşı dürüst olmak, geleceği bilmek ve yaşamak için yatışmaz bir açlık duymak. İlk adım kendimize karşı dürüst olmaktır. Ama birçok şekilde kendimizi de isteyerek ve bilinçli olarak aldatıyoruz. Dürüstlük peşine düşebileceğimiz birçok erdemden birisidir. Karakter gerçek benliğin ortaya çıkışıdır. Kişiyi erdemleştirir. Ego ise sahte benliğin çirkin yüzüdür. Karakter yüksek benliğin elçisiyken
ego karakterin düşmanıdır. Erdemleri geliştirmek hayatımızın amacıdır. Başımıza gelen ve yaptığımız her şey sadece erdemlerimizi geliştirmek için evrenin bize sunduğu birer fırsattır. Evrenin en iyi prensiplerinden biri bağlantıdır. Yaptığımız her şey etrafımızdaki insanları etkiler. Yani hayatlarınızın ve toplumumuzun iyileşmesini istiyorsanız karaktere öncelik verin. 4. 86.400 saat. 18 yaşında liseden mezun olduğunuzu, 4 yılda üniversiteyi bitirdiğinize, gerçek dünyaya atılarak haftada 40 saatten gerçek bir iş bulduğunuzu ve yılda 4 haftalık bir izinle 48 hafta çalıştığınızı, bunun sonucunda da 65 yaşında emekli olduğunuzu düşünürsek, emekli olduğunuzda 86.400 saat çalışmış olacağınızı söyleyebiliriz. 1980'lerde para her şeyden daha önemliydi ve insanlar para kazandıkları sürece haftada 100 saat çalışmaya razıydı. 1980'lerin para odağı 1990'larda boş zaman odağına dönüştü ve şimdilerde yeni bir akım oluşuyor. İnsanlar kesinlikle daha fazla para, aileleriyle ve dostlarıyla birlikte geçirecekleri daha fazla zaman istiyorlar ve hepsinden öte anlamlı işlerde çalışmak istiyorlar. Çoğu kimse işini sevmez ve çalışmaktan hoşlanmaz. Asıl sorun birçoğumuzun bizi motive etmeyen veya benimsemediğimiz işlerde çalışmasıdır. Ve ikinci bir sorun, seçenek sunulduğunda çoğu insanın ortalıkta tembelce oturup hayatlarını tamamen boşa harcamayı tercih edecek olmasıdır. Çocuklarımızı sıkı çalışmaya teşvik ederiz. Çünkü sıkı çalışmayla mutluluğun bağlantılı olduğunu biliriz. Özgün benliklerimizi keşfetmek istiyorsak, bize sıkıcı çalışmadan daha yararlı olabilecek çok az şey vardır. Çocukluğumuzda insanlar bize sık sık büyüdüğünde ne olacaksın diye sorardı. Artık dünya yüzyıl önce olduğu gibi değil. Erkek babasının yaptığı işi devralmıyor ve kadın evle ilgilenip çocuk büyütmüyor. Bugün olasılıklar son derece sıra dışı. Bugün esas sorun muhtemelen çok fazla seçenek bulunması. Bulunduğunuz yerden olmak istediğiniz yere ulaşmak için muhtemelen çok çabalamanız gerekecek. Asıl sır gerçekten uygun olduğunuz bir şeyi bulmaktır. Daha fazla tutku duyduğunuz bir mesleğe veya pozisyona yönelmek için bugün bir adım atın. Bu yeni girişiminizde hayal ettiğiniz pozisyona gelmeniz 5 yılınızı alabilir. Ama bugünden başlarsanız 5 yıla ek olarak bir gün daha almayacak. 5. Neye inanıyorsunuz? Hepimiz bir şeylere inanırız. Bir şeye inanmayanlar bile inanmadıklarına inanırlar. Bir ateist Allah'ın gerçek olmadığına inanır. İnanmamak, inancın olmaması değildir. Bir şeyin aksine inanmak demektir. İnançlarımızın konusu çok çeşitlilik gösterebilir. Ama hepimiz bir şeylere inanırız. İnanmamak elimizde değildir. İnanmamamız imkansızdır. Bu doğamızın bir parçasıdır. İnanma becerisi bizi insan yapan şeylerden biridir. İnanmayı ve inanmamayı seçemezsiniz. Sadece neye inanacağınızı seçebilirsiniz. İnanç olmadan etrafımızdaki her şeye ve herkese duyduğumuz korku yüzünden derin bir paranoya içinde yaşar ve dünyada hareket edemezdik. Burada asıl araştırılmak istenen şey günlük hayatlarımızı etkileyen kişisel ve pratik inançlarımız. Birçok kimse için bu kişisel ve pratik inançlar büyük ölçüde dini inançlarından etkilenir. Ama hepimizin pratik inançları var ve asıl üzerinde durulacak nokta da bu ortak payda. Olgunlaştıkça iki önemli şeyin farkına varırız. Birincisi, insanların inançlarıyla ve görüşleriyle doğmadıklarıdır. Bunlar eğitimin ve deneyimin sonucudur. Dolayısıyla insanların inançları ve görüşleri, yeni deneyimlere ve devam eden eğitime maruz kaldıkça sürekli olarak değişir. İkincisi, inanç hayatımızda sürekli gelişen bir şeydir. Entelektüel ve ruhsal olgunluğumuz gelecek yıllarda arttıkça inançlarımızın değişmeye devam etmesi de büyük bir olasılıktır. İnançlar konumuz açısından büyük önem taşıyor. Bunun nedeni kalıcı mutsuzluk yaratmak için inançlarınızın aksine hareket etmekten daha kalıcı bir yol olmamasıdır. İnançlarımızın aksine hareket ettiğimizde kendimiz ve başkaları için mutsuzluk yaratırız. Kendinize ihanet ederek %100 kendiniz olamazsınız. İnançlarımızla boğuşmak olgunlaşma sürecinin bir parçasıdır. Bazen gelişmiş deneyimlerimiz yüzünden benliğimizin derinlerine işlemiş oldukları için farkında olmadığımız inançlarımız vardır. Burada önemli nokta inançlarımızın aksine davrandığımızda kendi içimizde bir bölünme yaşamaya başlamamızdır. Örneğin yalan söylediğimizde
inançlarımızla eylemlerimiz arasında yapay bir bölünme oluştururuz. Ve bu bölünme içsel çatışmaya neden olarak kendimizi parçalanmış hissetmemize yol açar. Birçoğumuz parçalanmış yaşamlar sürüyoruz. Parçalanmış bir yaşam daima kendini ihanete getirir. İnançlarımızı terk ederiz ve bunu haklı çıkarmak, sorumluluktan kaçmak için binlerce farklı bahane uydururuz. Parçalanmışlık kişisel bir patolojidir ama çok geçmeden başka insanları da sorunu haline gelir. Kendimizle ve etrafımızdaki insanlarla sağlıklı ilişkiler kurmanın anahtarı, ikisinin de aynı anda var olmasına izin veren dengeyi aramaktır. O halde asıl zorluk neye inandığımızı bulmak gibi görünüyor. Bu inanılmayacak kadar kolay. Konu günlük ikilemlere geldiğinde hepimiz içinde asla yanılmayacak ama sık sık kaldırılmayan bir ses vardır. Özgün benliğin sesi olarak içimizden bize seslenir. Geleneksel olarak buna vicdanın sesi denir. Ama ne isim verirseniz verin, hepimizin içinde bu sakin, nazik ses vardır. Ve en gerçek rehberimizdir. Eylemlerinizi inançlarınızla uyumlu hale getirdiğinizde, hayatınızda yeni bir uyum yakalamaya başlarsınız. Bütünlüğü olan bir yaşam sürmenizi sağlayan şey, inançla eylem arasındaki bu birleşmedir. İşte özlemini duyduğumuz şey. Yaşamın bütünleşmesi. Yani hayatımızın çok bileşenli değil, tek, canlı, nefes alıp veren, düzenli bir hayat olması hissidir. Bu bütünlüğü istiyorsak davranışlarımızı ve inançlarımızı birleştirmek için kalıcı mutluluk arayışımızda mutluluğu kovalayarak yakalanmayacağını, ancak doğru yaşamın sonucu olduğunu kendimize sürekli hatırlatmalıyız. Ahlak değerlerimize ve inançlarımıza iş yerinin kapısında bırakıp uyumlu ve bütün bir yaşam sürmeyi bekleyemeyiz. Bunu ise yine iç sesimizin yönlendirmesinden yardım alarak yapmalıyız. Sadece size söylendiği için bir şeye inanmayın. Derin inceleme ve analizlerden sonra bütün varlıkların hayrına olduğuna karar verdiğiniz şeylere inanın. Sorun inanmadığımız şeyler değil, inandığımız şeyleri yaşamamaktır. 6. Hızlı tatminin ötesinde. Kültürümüz genellikle hızlı tatmini derin mutluluk isteğimiz için bir çözüm olarak görüyor. Bunun sonucu olarak sık sık yapmak istediğimiz şeyleri istediğimiz anda yaptığımız takdirde mutlu olacağımız inancına yenik düşüyoruz. Hızlı tatmin için yatışmak bilmeyen iştahımız bizi karakterimizden, erdemlerimizden, bütünlüğümüzden, tamlığımızdan ve özgün benliğimizden giderek uzaklaştırıyor. Bu, hızlı tatmine asla başvurmamamız gerektiği değil, her kararımızı yönlendirmesine izin vermememiz gerektiği anlamına geliyor. Her başarılı planın ortak noktası disiplindir. Hayatlarımız uzmanlar ve programlarla doldu. Hayatımızdaki uzmanların ve programların yarısına bile ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olan tek şey disiplindir. Bütün program ve uzmanlar, disiplinin yerine geçirmeye çalıştığımız şeylerdir. Hayatınızdaki mutluluk seviyesini ölçmek istiyorsanız, disiplin seviyenizi ölçün. Disiplin ve mutluluk doğrudan bağlantılıdır. Öz denetim, ürünlerin, programların ve uzmanların bize satamayacağı şeylerdir. Öz denetim, kendimize verdiğimiz bir hediyedir ve temeli disiplindir. Onunla doğmayız, sonradan kazanırız. Öz denetim konusunu 3 alana odaklayalım. Mizaç, iştah ve tepiler. Zaman zaman birinin şöyle dediğini duyarsınız. Ah, ona aldırma, mizacı böyle. Bu tür bir ifade genellikle bir öfke patlamasını haklı çıkaracak bir bahane olarak gelir ve kişinin öfkeli mizaçta olması genetik açıdan değiştirilemez bir durummuş gibi gösterilir. Ama aslında fitilimizi uzatmanın ya da kısaltmanın kararcısı biziz ve bu kendi elimizde. Her tutku gibi öfkenin de yararlı olabilmesi için iradeyle kontrol edilmesi ve yönlendirilmesi gerekir. İnsan, irade ve akılla tümüyle bağlantılı olan beden ve ruhun hassas bir bileşimidir. İnsan olarak bizler, hayvanların aksine bilince ve tercih becerisine sahibiz. Bedenimiz bize sürekli yapmamız için bir şeyler söyler. Acıktım, susadım, yorgunum, canım çekiyor, istemiyorum. Bedenimize kontrolü çok fazla bıraktığımızda bu ses ihtiyaçların değil, açgözlülüğün sesi haline gelir. Beden para gibidir, berbat bir efendidir ama harika bir uşaktır. Şimdi iştahtan ve mizaçtan disiplinin üçüncü alanına tepileri kontrol etmeye geçiyoruz. Dürtüler günlük hayatımızın birçok yerine bağlanabilir ama çeşitlilik adına burada konuyu kişisel finansa getirelim. Hepimizin dürtüleri var ve bazıları için para harcama dürtüsü bir hap bağımlılığı kadar güçlü.
Dürtüler tıpkı iştah ve mizaç gibi kontrol edilebilir ve hem kişilerin iyiliği hem de kişinin kendi iyiliği için kullanılabilir. Gerçek tehlike dürtüler ve iştahın çabucak bir araya gelip zorlamalara ve bağımlılıklara dönüşebilmeleridir. Bunu engelleyecek olan disiplin ve öz denetim seviyelerimizdir. Benlik ve mutlulukta ustalaşmak yakından bağlantılıdır. Sevgi kendi benliğinizi elinize almak ve karşınızdakine sunmaktır. Ama kendinizi bu şekilde vermek için önce kendinize sahip olmanız gerekir. 7. Kendinizi hafifletin. Bir şey hep başka şeyi getirdiğinden işler sınırsız ölçüde karmaşıklaşabilir. Yığılmalar, dağınıklıklar ve kafa karışıklığı çoğu insan için günlük hayatın bir parçası haline geldi. Ama böyle olması gerekmez. Bu karmaşıklığı ve yığıntıları biz meydana getirdik. Zihnimizi toparlamak başkası zor gibi görünse de, yığılmalar ve karmaşıklıklarla kalplerimizde, zihinlerimizde ve yaşamlarımızda daha da fazla şaşkınlık meydana getirdik. Bunu kendimiz yaptığımızı anladığımızda ve kabullendiğimizde onlardan kurtulmayı seçmek konusunda da özgürleşiriz. Hayatınızda basitleştirme yoluna bir şans tanıyın. Ne istediğimiz sorulduğunda genellikle olumsuz cevaplar veririz. Ama istediğimiz konusunda net olmak, hayatımızı basitleştirmek için esastır. Ne istediğini bilen insanlar olumlu şekilde cevap verirler. Kim olduğunuz ve kim olmadığınız, ne yaptığınız ve ne yapmadığınız konusunda net bir fikir edinin. Bu konularda ne kadar çabuk netleşirseniz, hayatınızda o kadar çabuk basitleşmeye, günlük veriminiz artmaya başlar. Bu netliği hayatınızı basitleştirerek bütün o gereksiz, ortalığı karıştıran şeyleri fırlatıp atarak gerçekleştirebilirsiniz. Bu basitlikten kimliğiniz ve gerçek istekleriniz ortaya çıkar. Hayır demeyi öğrenin. Hayatınızda kendiniz ve hayatınıza girmesini istediğiniz yeni şeyler için biraz yer aramaya başlayın. Karmaşıklığın ortasında yükselmenin anahtarı basitleştirmektir. Programlama, her gün kullandığımız pratik bir araçtır. Onu hayatlarımızı basitleştirmek için kullanmaya başlayın. Aksi takdirde bütün hayatınızı acil işlerle uğraşarak ziyan edebilirsiniz. Yığıntılar kargaşa getirir. Hayatınızın hangi alanlarında çok fazla yığıntı var? Fiziksel dünyanızın hangi alanları dağınık? İşe bunu bularak başlayın. 8. Misyonunuz nedir? İş gücünün %70 anlamlı işlere sahip olmayı diliyor. İnsanlar bir katkı sağlamak istiyor. Sadece küresel ekonomik makinenin dişlilerinden biri olmak istemiyorlar. Daha anlamlı hayatlar sürme açlığı, belki de iş ve politika ortamını onlarca yıldır ortaya çıkan diğer tüm fikirlerden daha çok değiştirebilir. Bireysel ölçüde yaşam tarzımızı değiştireceği ise kesindir. Yanlış bir şeyi iyi yapmak onu doğru şey haline getirmez. Gerçek şu ki tamamen etkili olmak için doğru şeyi yapıyor olmanız gerekir. Yanlış bir şeyi iyi yapıyor olmanın onu bir doğru şey haline getirmeyeceği gibi mutluluk da vermez. Oysa hayatlarında misyon duygusu olan insanlar maddeden ve şartlardan bağımsız bir mutlulukla doldururlar. Hayatlarımızda daha fazla anlam için yanıp tutuşuyoruz. Katkıda bulunmak istiyoruz ve bulunduğumuz yere ait olmadığımızı hissediyoruz. Bütün bunların nedeni misyonumuzu arayıp bulamamamızdır. Misyonumuzu bulmak ancak kendi benliğimizin ötesine bakabildiğimizde mümkündür. Misyon çok önemli rolü olsa da bir şey yapmak, bir şey olmak veya bir şeye sahip olmak yönündeki kendi isteğimizden doğmaz. Başkalarının ve dünyanın ihtiyaçlarından doğar. Misyon, benlikle hizmetin buluşmasıdır. En geniş ifadesiyle misyonumuz kendimizin en iyi haline ulaşmaktır. Hepimiz en iyi halimize ulaşmayı istiyoruz. Dolayısıyla misyonumuzun ilk parçası budur. Hepimiz dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için buradayız. Misyonumuzun ikinci kısmı budur. Misyonumuzun üçüncü ve kişisel kısmı yeteneklerinize ve becerilerinizi sadece sizin yapabileceğiniz şekilde, yerde ve zamanda hayata geçirmenizdir. Size açıklanmış olan bilgiyi kullanmazsanız, evren size daha fazlasını sunmaz. Misyonunuza doğru ilerlerseniz, bir sonraki adım daha aydınlık olacaktır. Wesley şöyle diyor, elinizden gelen bütün iyilikleri, elinizden gelen her şekilde yapın. 9. Neden endişeleniyorsunuz? Endişe kalıcı mutluluğa uzanan yoldaki son engelimizdir. Bize hayatlarımızdaki sorunların ve dünyamızdaki sıkıntıların kaçınılmazlığından söz eder. Oysa acıdan sonra kahkahalar olacak, yağmurdan sonra güneş ışığı olacak. Endişe, kalıcı mutluluk yaşamak istiyorsak hepimizin başa çıkmayı öğrenmesi gereken psikolojik engellerden biridir.
bir kere de sonsuza dek üstesinden gelebileceğimiz bir şey değildir. Diğer birçok şey gibi endişeyle başa çıkmanın da kolay cevapları veya çözümleri yok. Bu zaman ve sürekli çaba gerektirir. Bilinçaltımızda sık sık hayatımızın sorunsuz bir şekilde akmasını bekleriz. Entelektüel olarak sorunların kaçınılmaz olduğunu biliriz ve hayatımızda sorunlardan uzak durarak, yoklarmış gibi yaparak ya da karşılaştığımızda şaşırarak çok fazla zaman geçiririz. Sorunlar karakteri geliştiren fırsatlardır. Her gün karşılaştığımız sorunlar bize sabrımızı güçlendirmek için egomuzu ve aşırı kişisel tercihlerimizi terk etme şansı sunarlar. Gelişimin en önemli dönemleri çoğu kimse için sorunlarla karşılaştıklarında gerçekleşir. Hayatımızda karşımıza çıkan her sorun bize bir ders öğretmek içindir. Sorunlardan ve acılardan kaçamazsınız ama size öğretecekleri derslerden kaçabilirsiniz. Fakat o zaman boşu boşuna acı çekersiniz. Sorunlar daima olacak. Karşılaştığımız sorunların doğası ve kapsamı gün be gün değişecek. Ama her gün kendimizi hoşlanmadığımız durumlarda bulacağız. Artık sorunların kaçınılmaz olduğunu bildiğimize göre kendimizi sorunlara sabırlı ve sakin bir şekilde hazırlamayı öğrenmeliyiz. Sakin eylem şimdiyle en etkili şekilde başa çıkmamıza ve belirlememizi sağlar. İçsel huzur ve netlik sakin eylemin kökleridir. O halde bu içsel huzuru oluşturma yollarına yönelelim. Kendimize ve karşımızdaki insanlara daha sağlıklı şekillerde karşılık vermek için her durumda önce düşünmeye zaman ayırmalıyız. Kendimizi ana kaptırdığımızda çok büyük olasılıkla düşünmeden tepki veririz. Tepki vermekle karşılık vermek arasındaki fark şudur. Tepki her seferinde otomatiktir, karşılık ise her duruma özeldir. Ne zaman sabırla beklememiz ve ne zaman sabırsız bir şekilde ileri atılmamız, ne zaman detaylı plan yapmamız ve ne zaman içimizden geldiği gibi hareket etmemiz gerektiğini bilmemizi sağlayacak dinginliğe ve netliği ancak sessizlik sınıfında kazanabiliriz. Her sabah uyandığımız andan itibaren hayatımıza dört elle sarılmalıyız. Gün içinde beklenmedik sorunların dengemizi bozmasına izin vermemek için akışına uyum sağlamalıyız. Ama aynı zamanda günümüz için yönümüzü ve planımızı belirlemeliyiz. Güne yavaş başlamamız gerekir. Yatağa yarım saat erken girin ve yarım saat erken kalkın. Okumak ve düşünmek için biraz zaman ayırın. Bu günün odağını ve enerjisini inanılmaz ölçüde değiştirir. Mutluluk takdirin meyvesidir. Kalıcı mutluluğu, sürekli neşeyi gerçekten arıyorsak, günlük yaşantımızda şükran duyduğumuz her şeyi kendimize hatırlatalım. Şükür, kalbimizin mutlulukla dolmasını sağlar.